BGYS yani Bilgi Güvenliği Yönetim Sistemi temelini oluşturan standartlar olan ISO 27001 ve ISO 27002 güncellendi. Standartlar içeriğinde yapılan bu değişikliklerin uygulamalarda neleri değiştirdiği ve neler eklediği konusunda önemli bilgileri bu video içeriğinde bulabilirsiniz. 15 Şubat 2022 tarihinde resmi olarak ISO 27002'nin 2022 revizyonu yayınlandı. Bilgi Güvenliği Yönetim Sistemi'nin EKA maddeleri dediğimiz tedbirlerin açıklamalı olarak yer aldığı bu standartta ciddi değişiklikler olduğunu görüyoruz. Temel olarak bu değişiklikleri şu maddelerde birlikte inceleyebiliriz. ISO 27001'in ana bölümü olan, yani 4 ile 10 arasındaki zorunlu maddelerin içeriğinde önemli değişiklikler yer almıyor. Yalnızca ISO 27001 EKA'da yer alan güvenlik kontrollerinde ciddi bazı güncellemeler mevcut. ISO 27002'deki kontrol sayısı 114'ten 93'e düşürüldü. ISO 27002'deki kontrol başlıkları 14 yerine artık 4 ana gruptan oluşuyor. Eklenen yeni 11 tane güvenlik kontrolü mevcut. Güvenlik kontrollerinin hiçbirisi silinmedi fakat birçok kontrol birleştirildi. Güvenlik kontrollerine sınıflandırmayı, filtrelemeyi kolaylaştıran bazı öz nitelikler eklendi. Peki ISO 27001 ve ISO 27002 2022 sürümünde tam olarak neler değişti? ISO 27001'in ana kısmı, yani 4 ila 10 arasındaki maddeler değişmiyor. Zorunlu maddeler dediğimiz bu kontrollerin içeriğinde genel anlamda şunlar yer alıyor. Kapsam, ilgili taraflar, bağlam, bilgi güvenliği politikaları, risk yönetimi, kaynaklar, eğitim ve farkındalık, iletişim, belge kontrolü, izleme ve ölçüm, iç denetim, yönetimin gözden geçirmesi ve düzeltici eylemler. Bu durumda değişikliğin genel itibariyle ISO 27001'de yer alan EKA listesi ve bu EKA listesinin açıklamalarının yer aldığı ISO 27002'deki güvenlik kontrolleri güncelleniyor diyebiliriz. Genel anlamda, değişikliklerin sadece orta düzeyde ve öncelikle uygulamayı basitleştirmek için yapılmış olduğunu görüyoruz. Güvenlik kontrollerinin sayısı 114'ten 93'e düşürülmüş ve önceki 14 ana başlık yerine sadece 4 ana başlık olan organizasyonel, kişi, fiziksel ve teknolojik kontroller şeklinde bize verilmiş durumdadır. Buna ek olarak 11 yeni kontrol vardır, kontrollerin hiçbiri silinmemiştir ancak birçok kontrol maddesi kendi başlıklarına uygun şekilde birleştirilmiş durumdadır. Bununla birlikte kontrollere sınıflandırmayı, filtrelemeyi kolaylaştıran bazı öz nitelikler eklenmiştir. ISO 27002'ye eklenen yeni maddeler nelerdir? Sırasıyla 5-7 tehdit istihbaratı, 5-23 bulut hizmetlerinin kullanımı için bilgi güvenliği, 5-30 iş sürekliliği için bit hazırlığı, 7-4 fiziksel güvenlik izleme, 8-9 yapılandırma yönetimi, 8-10 bilgi silme, 8-11 veri maskeleme, 8-12 veri sızıntısını önleme, 8-16 izleme faaliyetleri, 8-23 web filtreleme, 8-28 güvenlik kodlama şeklinde 11 tane yeni madde eklenmiş olarak karşımıza çıkıyor. Kontrollere eklenen öz niteliklere göz attığımız zaman, bana sorarsanız yeni sürümde yer alan en önemli değişiklik bu diyebiliriz. Çünkü uygulamalarda ve denetimlerde farklı grupların ihtiyaçlarını karşılamak için kontrolleri de farklı niteliklere göre sıralamak ve filtrelemek için standart bir yol sağlıyor. Bir nevi güvenlik kontrollerine kolaylaştırıcı bir etiketleme yöntemi getirilmiş diyebiliriz. Her bir kontrol için öz nitelik seçenekleri mevcuttur. Bu öz nitelikleri BGYS dokümantasyonunuzu hazırlarken ayırıcı bir özellik olarak kullanmanız mümkündür. Kontrol türleri, önleyici, belirleyici, düzeltici. Bilgi güvenliği özellikleri, gizlilik, bütünlük, erişilebilirlik. Siber güvenlik kavramları, tanımla, koru, yanıtla, belirle, kurtar. Operasyonel yetenekler, yönetim, süreklilik, varlık yönetimi, fiziki güvenlik, sistem ve ağ güvenliği, uygulama güvenliği, güvenli yapılandırma, kimlik ve erişim yönetimi, tehdit ve açıklık yönetimi, bilginin koruması, bilgi güvenliği olay yönetimi, yasal ve uyumluluk, bilgi güvenliği güvencesi, tedarikçi ilişkileri güvenliği, insan kaynakları güvenliği, tedarikçi ilişkileri. Güvenlik alanları, koruma, savunma, dayanıklılık, yönetişim ve ekosistem. Bu nitelikler, ISO 27002-2022 kontrollerinin NIST risk yönetimi çerçevesi gibi diğer benzer güvenlik framework çerçeveleriyle entegrasyonunu kolaylaştıracaktır. Bununla beraber BGYS kapsamında gerçekleştirdiğiniz uygulamalarınızı da bu nitelikleri kullanarak gruplayabilirsiniz. Silinen kontroller var mı? Kontrol sayısı azaltılmış olsa da, bu yeni sürümde hiçbir kontrol hariç tutulmadı, sadece daha iyi anlaşılması ve uygulamasının kolaylaştırılması adına birleştirildi. Peki ISO 27001 ve ISO 27002 arasındaki fark nedir? ISO 27001 ana standarttır ve firmalar sertifika aldığı zaman 27001'e göre alırlar. Bu durumda 27002-27001'i destekleyici bir standart olduğu için şirketler ISO 27002-2022'ye göre sertifika alamazlar. ISO 27001'deki EKA maddeleri size sadece güvenlik kontrollerinin bir listesini sağlar ancak bunların nasıl uygulanabileceğini açıklamaz. ISO 27002 ise size EKA maddelerindeki güvenlik kontrollerini listeler ve bunların nasıl uygulanabileceği konusunda size rehberlik sağlar.
Ancak ISO 27002'deki bu kılavuz zorunlu değildir. Yani şirketler bu kılavuzları kullanıp kullanmayacaklarına veya kısmen hangi maddeleri uygulayacaklarına karar verebilirler. Öncesinde uygulanan BGYS için etkileri nelerdir? Standartlardaki değişiklikler çoğunlukla kontrollerin yeniden düzenlenmesi ile ilgilidir. Bu nedenle teknolojide yeni eklenen kontrol maddeleri haricinde herhangi bir değişikliğe ve eklemeye ihtiyaç duyulmayacak, sadece dokümantasyon değişikliğine ihtiyaç duyulacaktır. Değişiklikler orta düzeyde olduğundan önerimiz yeni belge eklememeniz veya mevcut belgelerden hiçbirini silmemenizdir. Öncelikle doküman setinizde birleştirilen kontrol maddelerinin dokümanlarını düzenleyebilirsiniz. Sonrasında yeni eklenen maddeleri ise dokümantasyona kontrolleri nasıl karşıladığınızı belirterek dilediğiniz şekilde ekleyebilirsiniz. Burada ilgili maddelerin öz niteliklerinden de faydalanabilirsiniz. Uygulanabilirlik bildirgenizi, risk yönetiminizi ve mevcut politikalarınızı yeni kontrollere göre güncellemeyi de unutmamalısınız. Kontrol içerikleri özellikle birleştirilen kontrollerde değişiklik gösterebilir. Bu kapsamda her bir kontrol okunarak uygulama yöntemlerinizi buna göre güncellemelisiniz. Sonuç olarak bilgi güvenliği yönetim sistemi için rehber olarak kullanılan ISO 27001 ve 27002 standartlarının güncellenmesi bize daha basit bir yönetim, daha kullanılabilir bir sınıflandırma ve daha anlaşılabilir bir doküman seti oluşturmamıza olanak sağlayacağını düşünüyorum. Tabii ki değişimler her zaman zorlayıcıdır ancak planlı şekilde yapılan değişimler kolay ve iyi bir yapı oluşturmanızı sağlar. Öncelikle değişiklik planınızı oluşturmanızı ve adım adım bunları uygulamanızı öneriyorum.